Merhabalar sevgili arkadaşlar. Her telden Marifet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok kibar bir incili model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Bugünkü modelimin özellikle hanımlar köşe detayıyla göstermek istiyorum. Çünkü bu oyada köşe detayı çok önemli olduğu için köşelerinizin çok muntazam olmasını istiyorsanız mutlaka bu videoyu çok güzel bir şekilde izlerseniz harika bir bilgilere sahip olabilirsiniz. Elimde hanımlar yazmam e, bitirmek üzereyim aslında bitirmeden de sizlere modelimin köşe kısmından üstünü nasıl yapmanız gerektiğini tüm püf noktalarıyla anlatmak istiyorum Öncelikle şöyle incilerimden bahsetmek istiyorum İncilerim salkımlı inci isterseniz dökme inciler de oluyor hanımlar böyle salkımsız onlar daha kaliteli ama ipi dizmeye uğraşmanız gerekiyor bu incilerinde tabii ki bunlarda kaliteli kalitesiz inciler değillerdir Çünkü ben kalitesiz ürünü gerçekten tercih etmiyorum böyle salkımlı incilerdir incilerimin ebatı 3 milimlik incidir bunlar hanımlar Plastik incidir 3 milimlik incidir ama çok kalitelidir yıkadığınızda hiçbir sorun yaşamazsınız ben çok fazla sipariş yapıyorum hiçbir sorun yaşamadım bir oya ya da yapacak olmuş olduğum bir oya hanımlar 3 salkım inci gidiyor İnci salkımlarınız küçükse eğer ki çok az bir yerine yetmeyebiliyor. Ama bu ebat bakın bayağı böyle büyük bir inci boyutun salkımı. Bunun salkımı mesela bayağı uzun. Bundan 3 salkımdan bir tane oya çıkıyor. Yazmamın renk koduna gelirsek yazmam Cenk marka hanımlar. Cenk markanın koyu pudrası hemen ip numarasıyla yazmanın kod numarası aynı zaten onu göstermek istiyorum. İpim Yabalı marka hanımlar, şöyle 693 numaralı ip. Altın Başak alırsanız da yine 693 numaralı ip alırsanız e, harika bir uyum elde etmiş olursunuz. Şu an elimde bunun yapmış olduğum beyaz yazmalar da var hanımlar. Ütülenecek ama ötülenecek halinde göstermek istiyorum. Burada şöyle bitirmiş olduğum beyazlar da var hanımlar. Şu an daha ötülemedim. Bunlar ötüsüz halimiz. Şöyle ütüleyeceğim zaten ütüsüz halinde şöyle bir kaba şekilde görün istedim ütülendiği zaman zaten kalıp gibi çıkıyor hanımlar bu model gerçekten çok sipariş yapmış olduğum modellerden bir tanesi iki tane beyaz bir tane de pembe Bunlar bir müşterime gidecekler inşallah şöyle pudramızı da göstereyim bakın arkadaşlar şöyle ütüsüz halimiz bu şekilde ütülendiği zaman zaten kalıp gibi çıkıyor ütüsünü nasıl yapıyorum Önce yüzünden veya tersinden baskın bir ütü vuruyorum. Şöyle üste doğru şöyle üste gidecek şekilde şöyle sürterek değil arkadaşlar. Kesinlikle ütümüzü böyle ileriye doğru sürterek yapmıyoruz. Şöyle yukarıya doğru. Ütüyü şöyle yukarıya doğru yukarıya doğru çok fazla boncukların üstüne değdirmeden hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın güzel bir ütü vuruyoruz. O şekilde ütülediğimiz zaman modelimiz yazmamız eskiye kadar inanın daha hiç kesinlikle ütü istemiyor. Bir de ben bunu zürafasız haliyle yapıyorum. Zürafasız yaptığımda çok daha kibar duruyor. Bu dip noktalara çok kibar duruyor. O yüzden altını zürafa yapmadan yapıyorum. Ama altını siz ben bu şekilde zorlanırım derseniz üst zincirle zürafa yapar. Sonra bu işlemi yaparsınız. Şimdi bakın hanımlar alt kısmını tam bitirmek üzereyim. Köşe kısmına geldim. Hem köşesini nasıl dönzerdiğim hem köşelerde ne yapmam gerektiğini sizlere Göstermek istediğim için köşe kısmından başladım. Bakın köşemize geldiğinde bakın bu köşeyi yaptım. Bakın hiçbir gerdirme yok, hiç ütüsüz olmasına rağmen bir de ütüyü yediği zaman zaten kalıp gibi bir oya ortaya çıkıyor. Şu an bakın böyle düzgün bir köşeye sahip olmanız için köşe kısmından modelimi göstermek istiyorum hanımlar. Hemen sizlere daha fazla bekletmeden başlayayım. Ben bu şekilde kalem kullanıyorum. Ilmekler kalemden çıksa bile kesinlikle bozulma yapmıyor zürafalı yaptığınızda zürafa üstüne yaparsanız ilmekler kalemden çıkarsa bozulma yapıyor bu şekilde yaparsanız ilmekler bozulma yapmıyor şimdi hemen böyle kalem ister şiş ister pipet hangisi kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz ben kalem tercih ediyorum modelimize başlayalım şimdi buradan hanımlar burası başlamıştım zaten ben şuradan bakın diğer ipinizi tığınıza sabitlediniz böyle yazmadan tığ battı yapıyorsunuz diye düşünün şimdi Anladım. Şöyle diyelim ki bakın burada köşe kısmına gelmişim yani çok az kalmış ama şimdi ilk başındaymış gibi hesap ederek başlayalım. Diyelim ki ipinizi tınıza sabitlediniz başlayacak olduğunu şöyle yazmadan giriş yaptık. Bakın buraya bu şekilde giriş yaptım, kapattım bir tane zincir çekiyorum kalemime takıyorum. Köşede olmuş olduğum için aynı kalemin içinden tekrar köşeye takacağım. Tığıma takacağım böyle bakın. Aynı yerden tekrar tığım şey kalemime taktım çünkü köşe gerdirmemesi için. Aynı yerden tekrar giriş yaptım. İlmeğimi aldım. 1 2 3 zincir çektim. Hanımlar şöyle bakın üst zincir çektim. Bir tane daha batacağım. Sonra kıvırmaya başlayacağım. Tam yanaşayım ve bir zincir çektim ilmeği kaleme taktım köşede olduğum için aynı ilmeğin içinden tekrar ilmek alıp kaleme takacağım bakın burada arkadaşlar aynı ilmeğin içinden iki defa takmış oldum şimdi buradan ilmeğimizi tekrar alıyoruz 1 2 3 zincir çektim şimdi bunu kıvıracağım bakın böyle çok kolay bir şekilde kıvrılıyor ben zorlanmıyorum arkadaşlar kıvırırken köşeye de yakınlaşana kadar e, batıyorum. Şöyle bakın kıvırdım. Şöyle kıvırdıktan sonra hani yakın görün ki belli bir mesafeden giriş yaptım. Bakın. Belli bir mesafeden giriş yaptım, battım, bir zincir çektim, ilmeği kaleme taktım. Sonra aynı ilmeğin içinden bu şekilde ilmek aldım, bir zincir çektim. Yine aynı ilmeğin içinden iki tane batmış oldum. 1 2 3 zincir çektim kıvırıyorum belirli bir mesafeden bu şekilde batıyorum bir zincir çektim kaleme taktım şimdi bir tane daha aynı ilmeğin içinden iki defa kaleme takmamız yeterli gelecek bakın buradan ilmeği aldım tekrar kaleme taktım böylelikle kaç tane ilmekte de iki defa kaleme takmış oldum bakın bir 2 3 4 tane ilmekte de 2 iki defa ilmek taktım kaleme şimdi daha takmama gerek yok burası gerdirmez Üç zincir çektim bakın buradan çok rahat bir şekilde kıvrılıyor belirli bir mesafeden battım bir zincir çektim ilmeği kaleme taktım dibinden ilmek aldım 1 2 3 şimdi aynı ilmekten tekrar takmama gerek yok köşe kısmını döndüğüm için şimdi birleşim noktasını da göstereyim hanım sizlere hanımlar çünkü zaten bitmesine az kaldığı için on pufun orasını da öğrenin hani video uzayabilir ama bilgiyi neticede vermek çalış vermeye çalışıyorum üst zincir çektim bakın buradan çok rahat bir şekilde kıvırıyorum ee, ben köşeye çok dibinden başlamıyorum biraz mesafeli başlıyorum ki birleşim noktası çirkin durmaması için bakın buradan şimdi her zürafadan bir defa kaleme takıyorum köşe kısmını geçtiğim için. 3 zincir çektim. Böyle belirli bir mesafeden battım. Dibinden ilmeğimi alıyorum. 3 zincir çekiyorum belirli bir mesafeden böyle kıvırarak gidiyoruz. Şimdi birleşim noktası nasıl denk gelecek? Hep beraber görelim hanımlar. O birleşim noktasını nasıl yaptığımı. Bakın çok az kaldı. Böyle kıvırdım. Şimdi şöyle hatta çıkartalım arkadaşlar. Biraz çıkartayım. Köşe kısmına kadar şöyle gelsin. Hani orası. Şöyle bakın köşem nasıl muntazam oldu? Çok güzel oldu hanımlar. Şurasını da bakın şöyle nasıl rast gidecek? Hep beraber bakalım. Buradan ilmeğimi alıyorum. 3 zincir çektim. ilmeği takıyoruz bu şekilde bunu üstüne ben inci kullanıyorum ama siz daha farklı boncuklarda kullanabilirsiniz kum boncukta kullanabilirsiniz kum boncuk kullanmayı tercih ederseniz alt kısmını biraz daha sık yaparsınız inci iri olduğu için çok sık yaparsanız marullanma yapar oya 3 zincir çektim. Bakın hanımlar bitirmeye çok az kaldı. Hemen hızlıca yapacağım inşallah. Buradan kalemle taktım. Hem kalemden çıkartacağım ki nasıl olduğunu görün istiyorum. Detaylı bilgi vermeye çalışınca hanımlar video kısa olduğu zaman olmuyor. İnanın o bilgi sığmıyor. O yüzden video uzuyorsa mutlaka o videonun içinde bilgi daha fazladır. Şöyle şuradan hemen ilmeği aldım taktım 3 zincir çekiyorum buradan belirli bir mesafeden giriş yaptım kapattım buradan hemen çok hızlı ilerliyor bu şekilde hiç zorlanmıyor ilk yaptığınızda zorlanabilirsiniz ama bu şekilde yapmaya alışabilirsiniz arkadaşlar zor değil İnanın zor değil yani eliniz mutlaka pratiğe alışacaktır Ben bir kere yaptım e, tığ battı olmadan zorlanıyorum pes ediyorum demeyin yani azmedin diye söyleyeyim size Bakın birleşim noktasına da geldim birleşim noktasına geldiğimde bakın arkadaşlar hiçbir anormal bir durum olmuyor nasıl yapıyorum Şimdiki iki tane zincir çektim Çünkü mesafe yakın kaldı öyle denk geldi Şuradaki ilk başında başlamış olduğum tığ battığının içinden bakın ilmeğin içinden giriş yapıyorum. Şu ilmeğin içinden giriş yaptım. Bakın. Buradan ilmeğin içinden şöyle net olsun istiyorum. içinden giriş yaptım. Bir zincir çektim. ilmeği bu şekilde taktım. Bakın hiçbir anormal duruş olmadı. Şimdi ne yapıyorum? Bu ilmeğin dibinden ilmeği aldım. Bakın bu ilmek aldım. Tığımı da öbür ilme, şey, tığ battı içinden aldım. Bu şekilde ilmeği oradan aldım. Buradan bu şekilde kapattım. Bir iki zincir çekiyorum ve bunu buradan kırdım. Bakın. işlem bu kadar basit. Şimdi hemen kalemden de çıkartalım. Bakalım nasıl oldu. Kalemden de çıkarttım. Şurası mesela Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu e, ilmekler dönerse zaten incisini yaparken e, düzelterek e, yapıyoruz. Bakın şu birleşim noktamız bir anormal duruş olmadı. Şurası da köşe kısmım gayet güzel durdu hanımlar köşemiz. Şimdi hemen sizlere daha fazla bekletmeden modeli örmüş olduğum yerden göstereceğim sizlere hanımlar. ikinci üç, ikinci kenarı da bu şekilde bitirmek üzereymişim. Ben e, örmüş olduğum yerden devam edeceğim. Çünkü başlangıç noktası zaten burada zor değil. Şuradan bakın hemen ilmeğe geçiş yaptım. Buradan ilmeğin ilk başına geçiş yaptım. Geçiş yaptıktan sonra bir tane inci aldım. Bu şekilde kapattım. Aynı ilmeğin içinden tekrar battım. Arada bir tane zincir çekiyorum. Şu ilmeğimiz dönerse mutlaka düzeltiyoruz. Ve tekrar inci aldım. Bu şekilde kapattım. Aynı ilmeğin içinden giriş yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Şöyle incimi attım, kapatıyorum. Aynı ilmeğin içinden battım. Bir zincir çektim. Sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Hanımlar bazen inciler birbirine yapışık çıkıyor. Maalesef ki bu salkımlı incilerde bu sorun var. O yüzden işimle kırmak zorunda kaldım. Buradan bakın arada bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe geçiş yaptım boncuğumu aldım bu şekilde kapattım e, zürafa yapmadan bu oyayı ayarlamak çok daha kolay zürafasını yaparken zürafayı sık yaparsanız arkadaşlar mora e, oyanız marullanma yapıyor seyrek yaparsanız gerdirme yapıyor e, aslında zürafasız ayarlamak çok daha kolay oluyor e, mutlaka deneyin ikisini de deneyin hanımlar hangisi kolayınıza gelirse onu yaparsınız bu üst kısmını örmesi zaten çok kolay inanın oturun iki saatte biter yani üst kısmı hatta eliniz hızlıysa daha 2 saat bile sürmez. Ama inciler işte incili oyo olduğu için inciler biraz pahalı hanımlar malzemeleri aşırı bir zam geldi maalesef ki. Tam köşe kısmındayım köşenin neden sık yaptığımı görün istiyorum maalesef yine birbirine yapışık inci çıktı hemen çıt kırıyoruz dişlerimizi de mahvederiz aralıkta İster istemez dökme incilerde de her şeyde böyle bir sıkıntı oluyor hanımlar böyle bazen çok nadir de olsa birbirine yapışık çıkabiliyor inciler buradan şimdi bir taneyi de yapalım sonlandıracağım videomu zaten yeterli gelir diye düşünüyorum bakın bunu da bu şekilde kapattım aynı olduğu yerden batıyorum sıradaki ilmeğe geçiş yaptım Şimdi bakın köşe kısmındayız. Burada da köşe kısmımız nasıl muntazam gördüğünüz gibi. Çünkü bir ilmeğin içinden iki defa kaleme taktım. Köşem muntazam olması için. Şu an modelim ütüsüz hanımlar. Ütüsüz olmasına rağmen gerçekten çok şık olan bir model. İğne oyasından farksız oluyor inanın mutlaka e, deneyin sayfanız varsa sayfanızda atın bakın Burası da yine diğer köşesi bütün köşelerim aynı eşitlikte aynı muntazamlıktadır zaten şöyle gösteriyorum Hani en detay incesine varana kadar e, görün istiyorum bu e, modelin bu şekilde Hanımlar bu gerçekten çok fazla sipariş almış olduğum modellerden bir tanesi aşırı ciddi sipariş gibi özellikle beyaz yazmalara siyaha çok rengi yapmadım. Renk herhalde kalmamıştır bu modelden. Çok fazla renklere yaptım. Umarım sizlere de faydalı bir bilgiler vermişimdir. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalımın ilerlemesi sizlerin elinde. Allah'a emanet olun.